Bacaksız Basri balıkçı Badik Bari'nin balıklarına basa basa bangır bangır bağırdı. Haydi Hobbit çevresine geçelim. Evet arkadaşlar, 39'da kaldık. The dark came into the room from the little window that opened in the side of the hill. The firelight flickered. It was April and still they played on while shadow of Gandalf's beard wagged against the wall. Şimdi dark came into the room from the little window that opened. Hatta şu cümle. Karanlık içeriye giriyor. Nereden? Küçük bir pencereden. Şurada. O pencerenin özelliği ne? Anlıyoruz. Pencerenin özelliği neymiş? Open in the side of the hill. Tepenin tarafına bakan, yani tepeye bakan küçük bir pencereden içeriye karanlık giriyor. Yani akşam oluyor. Onu gösteriyor bu. The firelight flickered. Burada işte ateş ışığı mı? Bir ateş yanıyor şömine de. Oradan gelen ışık. Flickered burada alevlenmek de demek, titremek de demek. Yani alev, işte o ateş hareket ediyor. Onu anlıyoruz. Sonra burada ek bilgi vermiştir arası. It was April. Nisan ayıymış. Yani havada çok soğuk, serin. And still they played on. Ve hala onlar çalıyordu. Enstrüman çalmak buradaki play'in anlamı. Müzik aletlerinin en son şarkı söylüyorlardı. While Shadow, ne olurken bunlar müzik alet çalıyorlar, bunlar oluyor. While Shadow of Gandalf's Beard, Gandalf'ın sakalının gölgesi. Wake burada sallanmak bir de takılı kalmak gibi bir anlamı var. Against the wall. Yani bu şey hayal edin işte, ateşten gelen ışık Gandalf'ın sakalına vuruyor ve o Gandalf'ın şeyi de sakalının gölgesi de duvarda böyle sallanıyor gibi bir şey kafanızda bence canlandırdınız. Öyle bir manzara var şu an işte Bilbo'nun evinde. Şimdi buraya bakalım. The dark filled all the room and the fire died down and the shadows were lost and still they played on. Şimdi dark demişti ya, girmeye başladı şurada, girdi diye. Burada diyor ki the dark filled, doldurdu all the room. Karanlık odayı tamamen doldurdu, yani oda karanlıklaştı. And the fire died down. Burada öldü de söndü. Yani yavaş ateş de, şömine ateşi de söndü. The shadow, tabi ışık olmayınca shadow were lost. Gölgelerde kayboldu. Gandalf'ın duvardaki gölgesi de kayboldu. Ve diğer gölgelerde tabii ki de. And still hala they played on. Ama hala müzik çalıyorlardı, enstrümanlarla müzik yapıyorlardı. Durmadılar. Havanın içeriğinin karanlık olmasına rağmen. Buraya bakalım. And suddenly first one and then another began to sing as they played. Deep throated singing of the dwarves in the deep places of their ancient homes. And this is like a fragment of their song, if it can be like their song without their music. And ve aniden first one and then another. İlk önce, ilki daha sonra başkası began to sing. Yani arka arkaya böyle şarkı söylemeye başlıyorlar. As they played. Burada oyun şey yaparken de, müzik aletle çalarken de şarkı söylemeye başlıyorlar. Deep throated singing of the words. Burada deep throated anladığım kadarıyla şey, böyle hani uzak doğularda da var ya, Moğollarda böyle boğazın derinlerinden ve garip sesler çıkarıyorlar. Biliyorsunuzdur yani, demek istediğimi anladınız. O tarzda cücelerinde müzikleri var. Öyle bir müzik çalıyorlar. Neymiş bu müzik? Of the dwarves in the deep places of their ancient homes. Eski böyle antik, yani eski evlerinden diyelim. Eski evlerinin deep places, derin yerlerinde bu şeylerin, cücelerin şarkılarıymış bunlar. Yani derin böyle boğazdan söylenen şarkılar söylüyorlar. And ve this is like, bu gibi, ne gibiymiş? A fragment, fragment, fragman, bir kısım. Bir fragman gibi. Neyin? Of the song, onların şarkılarının bir kısmı gibi de çevrilebiliriz. Sonra if it can be like their song without music.
Eğer diyor ama bir de burada bir koşul var. It can be like their song without their music. Müzikleri olmadan şarkıları gibi ise bu onların şarkılarının fragmanı olabilir diye böyle garip bir cümle var. Hani müzikten kastı enstrümanlarla yaptığı, song dediği sonradan söylemeye bu deep throat dediği şey müzikleri. Bu birisi olmadan işte enstrümanlar olmadan müzik olabiliyorsa, söyleyebiliyorlarsa şu anki olan şey onların fragmanı gibi diye çevrilebiliyor ama tam olarak oturdum derseniz ben de çok oturmadı. O yüzden siz ne düşünüyorsanız şu özellikle şu kısımda aşağıya yazın. Ya zaten şurada şey var. Müziğine gireceğiz. 2-3 sayfa müzik var. Yine bakalım nasıl bir şey olacak. Burası bu kadar. Buraya başlayalım şimdi. Bu da ilk satır. Satır satır dilimle önünce çevireceğim. Ya bunların böyle ne diyeyim şiirimsi, yani şiir denilebilir dörtlük çünkü. Bunların İngilizce'de çevirimi çok çok farklıdır. Hiç tecrübem yok. Ya bir öncekinde de şurada da vardı hatırlıyorsunuz. Bunları da böyle çevirmeye çalıştık. O yüzden ben böyle kelime kelime yorumlayacağım sadece. Far over, çok üstünde diyor. Misty, burada puslu demek. Puslu, cold'u sona koymuş. Yani puslu soğuk dağların çok üstünde diye mantıklı bir çeviri yapabiliriz. Yani en son soğuk burada yani Cold Mountains, Cold Misty Mountains olsa daha iyi olur. Ben bu şekilde çevirdim. Soğuk puslu dağların çok üzerlerinde. Burada da Two Dungeons Deep and Caverns Old. Burada dungeon zindan demek. Cavern şey mağara. Hani zindanların derinlerine veya derin zindanlara diye yine böyle Cold'daki gibi bir yerde içsek daha oturuyor. Cavern'da mağara. Hani yine old sıfat sonda. Büyük ihtimal bu şey olabilir ya işte hani bizde ne vardır? Sonda ses benzerliği olması için kadif redif miydi? Şu an edebiyat bilgimin de çöp olduğunu anlamış oldunuz. Belki sıfatları sona koymak bir edebi bir şeydir İngilizce'de de bilmiyorum. O yüzden eski mağaralar ve derin zindanlara diye çevirsek daha doğru bence. Yine ekstra böyle daha iyi bilginiz varsa mutlaka yazın yorumlar. Ben de öğreneyim sizden. Arkadaşlar burada da şeye baktım. Redif ile kafiye. Redif'te de işte bu yaz olur, kaz olur, naz olur. Bu aynı seslerin tekrar edilmesine redif deniyormuş. Kafiyede de bu eklerin işte çeker, döker, er, ker, kar eki var burada da. Bunlara da kafiye deniyormuş. İşte İngilizce'de de bu tarzı kurallar vardır mutlaka. O sıfatlar o yüzden sona gelmiş olabilir. Kendi edebi kurallarında. Bunu demek istedim. Bunu da tekrar etmiş olduk. Redif. Aynı kelime gruplarının tekrar edilmesi. Kafiye ise ses benzerliği bu şeylerdeki eklerin ses benzerliğine deniyormuş. Benim gibi unutanlar varsa hatırlamış oldular bu sayede. Buraya bakalım. We must away air break of day. Air olarak sesleniyor burası. Bir de önce anlamı var. We must away. Biz uzaklaşmalıyız. Neden önce? Break of day. Yani gün molasından önce uzaklaşmalıyız. Break of day'den tam olarak neyi kastediyor? Yani mola hani akşam paydası. Hava kararmaya başladığını falan da kastediyor olabilir. Gün molası. İşte akşama kadar çalış, akşamdan sonra dinlen, hava karardıktan sonra gibi o mantıkla düşünürsek işte hava kararmadan önce biz uzaklaşmalıyız, gitmeliyiz gibi. Ve macera atılmalıyız. Oraya macera atılacaklar çünkü. Öyle bir anlam yükleyebiliriz bu satıra. To seek the pale enchanted gold. Burada aramak için hatta. Neyi? Pale burada soluk, solgun demek. Enchant, fiil, büyülemek anlamı varmış. Enchant ise büyülü. Yani soluk, böyle solgun, büyülü altını aramak için. Biz ayrılmalıyız, çıkmalıyız diyor. Yani ne de ben o zaman işte akşam gün batımından önce
Bak biraz biraz oturdu böyle işte. Bunun için işte böyle büyülü puslu dağları, soğuk dağları aşacağız. Onların üzerinden gideceğiz. Ondan sonra işte zindanların derinlerinde, mağaraların, eski mağaraların içlerinde falan. Ha, bir böyle hazine arama gibi bir macera var. Ben öyle anladım. The Dwarves of Yore made mighty spells. Bak şey değişince kelimeler direkt zorlaştı. Yore'un eski anlamı var. Ancient. Yani eski zamanların büyücüleri made mighty de güçlü demek. Spell'i biliyorsunuzdur zaten oyun falan oynuyorsanız. Büyü demek. Eski zaman yani böyle atalarımız bunlar cüceler söylüyor. Eski cüceler güçlü büyüler yaptı diyorlar. While hammers fell like ringing bells. Hammers burada çekiç. Çekişler fallen geçmiş hali felde düşerken. Ne gibi? Like ringing. Veya beyaz. Ring bell burada zil çalmak işte. Yani çalan ziller gibi. Çekişler düşerken. Yine böyle büyülü çekişlerden falan bahsediyor galiba. İşte cüceler çekiç kullanıyorlar ya. Genel olarak. Ringing bells. Yani çekişle böyle düşüp şey gibi işte zil çalması gibi ses çıkarıyorlarmış. Çınlıyorlar gibi düşünebiliriz. Sonra in places deep where dark things sleep. In places deep. İşte derin yerlerde. O yerler neymiş? Dark things sleep. Böyle karanlık şeylerin yani kötü şeylerin uyuduğu derin yerlerde. In hollow halls beneath the fells. Rahalla boşluk falan demek. Yani boş koridorlar. Beneath altında. Neyin altındaki boş koridorlarda? The fells burada yine fall düşmek demek de. Burada isim hali var. The falan var. O yüzden tepedir. Kır gibi bir anlamı da var. Yani tepeyi de şeye benzetebiliriz burada. Dağın içinde yaşıyorlar ya cüceler. Yani o dağın, o tepenin altındaki yani içindeki boş şeylerde, salonlarda çok büyük. Zaten film izlediyseniz biliyorsunuzdur orada çok büyük şeyler var. Alanlar. Oraya da Hollow Halls olarak şey yapıyor. O koridoru. Boş. Veya çukur anlamı da var Hollow'un. Boş koridorlar olarak şey yapıyor. O koridorlarda yine bir dörtlük olarak yorumlamaya çalışalım. Neymiş de Dark Things Sleep. Oralarda işte derin yerlerde o koridorların kötü şeyler uyuyor. Hatta ejderha falan olacak zaten. While hammers feel like ringing bells. İşte o çekişlerin dövüldüğü yerleri falan kastediyor galiba. Sonra da eskiden işte eski cücelerin çok güçlü büyüler yaptığı bir tane büyücü şeyi falan özel bir taş falan buluyorlardı. O Mighty Spells'ten kastı olabilir. Bunları göreceğiz. Yani ben şu anki bilgimle ve İngilizcemle bu kadar yorumlayabildim. Eğer siz daha fazla anladıysanız yorumlara yazın. Karşılıklı öğrenelim. Bu kadar bu video. Ha bir şey yapalım dur. Bir tekrar ederim. Dark burada karanlık. Böyle önemli kelimeleri öğrendiğimiz. Side işte o taraftan gelen. Firelight burada ateşten gelen ışık. Flicker burada alevlenmek bir de titremek anlamı var. Hani bu alevin oradan gelen ışığın titrediğini alevle birlikte onu anlatıyor. Shadow gölge. Beard sakal demek. Wake burada yani duvarda o gölgenin yine titremesi, hareket etmesi gibi, asılı kalması gibi düşünebilirsiniz. O anlamda. Fuel doldurmak demek. Died down burada söndü. Ateş söndü. Lost Luz'un geçiş hali. Gölgeler kayboldu. Suddenly aniden. Deep throat buradan işte boğazın derinlerinden böyle. O gırtlak mı denerdi? Gırtlağı kullanarak müzik yapanlar yapmak oluyor.
Ancient bu arada eski. Ata gibi düşünebilirsin işte eski ataları. Ataların evlerinde. Fragman. Direkt kullanıyoruz onu. Müzik. Burada Misty, puslu demek. Burada bilmediğiniz kelimeler vardı. Dungeons, zindan, cavern. Da cave'den geliyor yani. Şu cave de şeyde mağara demek. Burada cavern. Yani şu S'yi görmez. S'yi çoğullaştırıyor. O da mağara demekmiş. Master Bey burada şey erken demek. İşte mola verdiğimiz zamandan, günün molasından önce gitmeliyiz. Yani gün batmadan önce gitmeliyiz olarak düşündüm burayı. Burada da pale puslu demek. Şey puslu demişim. Soluk solgu. Ancient büyülemek demek. Ancient büyülü altını aramak için. Yo burada eski zaman yine ancient gibi düşün. Eski zamanın. Cüceleri mighty güçlü demek. Güçlü büyüler yapıyor. Hammers çekiç. Fail burada fallen geçmiş hali düşüyor. Ringmas böyle çalan zil gibi. Evet çınlayarak düşüyor gibi düşünebiliriz. İşte derin yerlerde o yerler ki dark things kötü şeyler ve karanlık güçlerin uyuduğu yerler. Hollow burada boş çukur anlamında yani çukur koridor boş koridorlar da nerede beneath altında demek. Fjallraven'ın burada işte tepe anlamı falan var. Belki işte o dağı kastediyor bence. O dağın içindeki yani altındaki bu boş engin koridorlarda olarak düşündük. Daha bayağı bir devam ediyor burası. Böyle bir hepsini bitirince de genel olarak bir şeyler şekillenir. Yani dediğim gibi yani şiir çevirmek bence yani tamamen edebiyatın içinde. Şu sıfatlar sondaki mantıksız. Gerçi öncesinde in gördük cümlenin başında. Of gördük. Yani cümleler de garip ama alışıyoruz ama ben şahsen alıştım. Siz nasıl izlerken de alışabildiniz mi artık böyle cümleleri şaşırıyor musunuz? Ben çok şaşırmıyorum. İlk başta çok şaşırıyordum. Yavaş yavaş bu tarz cümlelere de alıştık. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben de bileyim. Hadi görüşürüz yarın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.